Normal doğumlu dünyaya gelen bebeklerle sezeryanla doğan bebekler arasında fark var mıdır? Bu soruya cevap vermeden önce sezeryanla doğum yapanlar, sezeryanla doğanlar, sezeryanla doğurmayı düşünenler strese girmesinler. Söyleyeceğim bütün bilgiler istatistiksel bilgilerdir. Hocam bir saniye, evet. Siz girmeden şey hatırlatalım. Daha önce buna benzer bir soruya cevap verdik ama başka bir sorunun içinde kısacık değindik. Evet. Muhtemelen o yüzden şimdi uzun uzun hani istenildiği için de bir cevap bekleniyor. Ben de bu konuda tecrübeleri olan bir babayım. 3 tane çocuğum var ve 3'ü de annelerinden sezaryenle doğdular bu arada. O sezaryenlerin hikayesi de enteresandır. Şimdi biliyorsunuz bir anne bir kez sezaryen oldu mu, rahim duvarı kesildiği için ilk sezaryanda ne kadar süre geçerse geçsin ondan sonraki doğumlarını da sezaryenle yapmak durumunda kalıyor ve maksimum genellikle 3, hadi bilemedin 4 çocuk sahibi olabiliyor maksimum. Bizimkilerde 3 kardeşler ve aslında sınıra kadar gelindi ama birinci sezaryenin olma sebebi ilginçti. Bunu daha evvel de zikretmiştim çeşitli yerlerde. Aybike Hanım'ın doğumunda doğumu yaptıran doktor benim arkadaşım olduğu için, yani boşuna doğum saatini beklemesinler diye bize kıyak yapmak için öyle yaptığını sonradan öğrendim. Halbuki yani ultrasonla kafa büyüklüğüne falan bakıldığında yani biraz kafa büyük zor olabilir, annenin pelvis çapı dar gibi bir takım endikasyonlar, yani sezaryanı haklı çıkarabilecek gerekçeler görür gibi olmuştuk ama aslında pek öyle değilmiş. Daha sonradan öğrendik ve bu maalesef halen Türkiye'de tıp uygulamaları arasında kazıyamadığımız bir sorun. Sezaryen kontrollü bir kesme ve işte gelişen anestezi teknikleriyle daha düşük riskli, kadının da özellikle üreme organlarına daha az hasar veren bir yaklaşım olarak görüldüğü için maalesef bu işte elektif olarak ya da fakültatif olarak derler, böyle havalı tabirler kullanıyorlar. Şu demektir tıpça, ben istedim oldu. İsteyerek seçebildiğimiz bir şey gibi gözüküyor. Biliyorsunuz birçok Batı ülkesinde, özellikle Amerika bu konuda biraz sert. Sezaryen ancak çok ciddi gereksinim varsa, indikasyonu varsa yapılabiliyor. Yoksa onun dışında neredeyse yasak desek yeridir sezaryen. Niye böyle? Çünkü işin arkasında milyonlarca yıldır, hatta yüz milyonlarca yıldır eşeyli üreme dediğimiz sistem plasentalı canlılardan itibaren doğum diye bir süreçle oluyor. Biz de plasentalı canlılardan biriyiz. Ve doğum dediğimiz süreç milyonlarca yıllık bir doğal seçilimin ürünü olarak, bakınız mükemmel değil ama en optimal üreme biçimi olarak tercih edilmiş. Yani işin arkasında milyonlarca yıllık bir arge var. Bir kere ona hürmeten bir ne oluyor diye bakmak lazım. İnsan ve birçok memeli canlının doğumu gerçekten izlemesi eziyet bir mevzu. Annenin içerisinde zaten sıkı bir paketlemeye maruz kalmış çocuk, bir de çıkarken olabilecek en dar kanaldan ittiriliyor. Büyük bir netameyle sıvılar, kanlar, fışkılar içerisinde dışarı püskürtülüyor. Yani onun böyle ilk doğduğu andaki şeyi hani yaşayabilir bir varlık gibi bile gözükmez. İğrenç bir bulamaça bulanmış, zor bela nefes alan bir varlık gibidir. Ama bütün o süreçlerin şimdi ne işe yaradığını biz biraz daha iyi anlıyoruz ve insan bebeklerinde ağırlıklı olarak sezaryenle dünyaya gelen bebeklerin ilerideki çocukluk ve gençliklerinde yaşayabilecekleri sağlık sorunlarının istatistiksel olarak birikmeye başlaması bize bir şeyler düşündürüyor. Bir kere insan hiperadaptif bir organizma, nasıl doğarsa doğsun hayatta kalıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Yani sezaryen de öyle öldürücü bir hata değil ama ufak tefek kelebek etkisi misali kaçırılan yerler var ki sonradan bize yol köprü olarak geri dönebilir. Onlar da şunlar. Annenin doğum kanalı, rahim zaten dar bir yer, doğum kanalı daha da dar bir yer dedim. Bebek oradan geçerken bir sürü acayip komplike hareket yapıyor. Yani bir bebeğin doğum sırasında yaptığı yaklaşık 9 manevra var ve 9 manevradan o doğum kanalından geçip dönüp kafayı çevirip omuzu çıkarıp bilmem ne yapıp geçtiği bir hal var. Yani bunu bir kadın doğum hekiminden dinlerseniz ağlamaklı olabilirsiniz gerçekten. Orası muhteşem bir dans ve bu sırada çocuk çok ciddi bir ortam değişim hazırlığı yapıyor. Yani suyla dolu paketli bir yerden açıkta, kuru ve artık ağırlığının olduğu, anneden göbek kordonuyla değil nefes aracılığıyla dünyayla bağlantılı olduğu bir moda geçmesi lazım. Burada bir kere bu komplike hareketin bütün vücudu sıkan, uyaran ve uyandıran bir tarafı var. Bu bir. İkincisi, bebeğin akciğerleri ve birçok hani sindirim kanalı da annenin amniyon sıvısı dediğimiz o rahim içindeki sıvıyla dolu. Ve bu sıvı özellikle doğduktan sonra boşaltılmalı ki bebek rahat nefes alabilsin. Doğum kanalındaki bu sıkışma tabiri caizse bir su kırbasını dışarıdan sıkar gibi bebeğin içerisindeki bu malzemenin de dışarı boşalmasını kolaylaştırıyor. Sezaryanda bu iş nasıl oluyor? Ben bizzat 3 çocuğumun da hani doğumunda bulunduğum için doktorlar alıyorlar, böyle bir sirkeleyip sırtına vuruyorlar. Sonra ağzına bir boru sokarak aspire ediyorlar. Onu emdiriyorlar o sıvıyı biraz. zaten çocuklar rahatlıkla nefes alıyor. Bunda çok bir sıkıntı yok. Ama bir şey görüyoruz mesela, bu istatistik olarak çok yoğun gibi. En son çalışmaları takip etmedim ama 4-5 sene önce bu konu sarı alarm düzeyinde uyarı veriyordu. O da şu: sezaryenle doğan bebeklerde farklı tiplerde alerjiler çok gözüküyor. Biraz alerjiye yatkın bünyeleri var gibi. Yani saman alerjisinden kedi alerjisine şu bu çok fazla şey var. İşte gluten alerjisi, o bu çok fazla şey çıkabiliyor. Bakıyorum mesela benim 3 çocuğumda da böyle alerjik reaksiyonlar fazla ama ben de alerjik bir insanım ve ben normal doğmuşum. Yani alerji eşittir sezaryen değil. Neden olabilir diye baktığımızda ilginç bir şey görüyoruz. Bebek annenin doğum kanalından geçerken aynı zamanda annenin idrar yolu ve boşaltım dışkılama kanallarıyla da çok yakın bir ilişki içerisinde. Orası hem bağırsaktaki mikroorganizmalar hem idrar yolunun etrafında bulunan mikroorganizmalar tarafından tıbbi adıyla kontamine. Yani o bakteriler orada fazla bulunuyor ve bebek doğarken bunları yutuyor. Yani bebeğin vücut sıvısına annenin bu hani pis diyebileceğimiz vücut içerikleri de karışıyor. Fakat bu vücut içeriklerinin karışmasının çok önemli bir etkisi var. Bebeğin ilk aşılaması bunlar tarafından gerçekleştiriliyor. Annenin sıvılarını yutması yoluyla bebek sindirim kanalından ve bir miktarda ağız mukozasından bunları alarak immün sisteminin ilk hazırlıklarını yapıyor. Bağışıklık sistemi ilk eğitimini burada alıyor. Bağışıklık sisteminin hemen bu ilk şeye başlaması, ilk hazırlığa başlaması muhtemelen ilerideki bağışıklık sistemi gelişiminde adeta bir ittirme etkisi yapıyor gibi gözüküyor. Ve bu çocuklar bir tık daha avantajlı oluyorlar diğerlerine göre. Şimdi hastane ortamlarının olduğu, bu kadar ilacın, tıbbi bakımın falan filan olduğu bir yerde bu kadar küçük bir fark çok büyük bir fark yaratmaz hayatta kalma açısından. Biz zaten işte fısfıslar, alerji ilaçlarıyla ne olursa olsun insanları yaşatmaya devam ediyoruz. Ama doğal ortam açısından düşündüğünüzde bu minik fark çok bir ölüm kalım farkı oluşturur. O nedenle normal doğum tabiatta hayatta kalmak için çok önemli mekanizmalar içeriyor. Biz sezaryenle buna müdahale ettiğimizde şimdi size saydığım bu 2-3 tane avantajı kaybederken belki bilmediğimiz daha 10 tane daha kurulu mekanizmayı kaybediyor olabiliriz. Ve bunların nedensel ilişkilerini de çok bilmediğimiz için önümüzdeki dönemlerde öyle bir şey çıkabilir ki karşımıza, lan biz ne halt yedik diye başımızı taşlara vurabiliriz. Benim önerim şu: hayatımızın her alanında aynı şeyi öneriyorum. Kadın doğum uzmanı değilim. Yani sadece 3 çocuk babası, hiç doğum da yapmadım bu arada. 3 çocuk babası bir erkek olarak söyleyebildiğim bir şey var. Tabiatla dalaşmadan önce onu anlamaya çalışmak lazım. Biyolojiyi anlamadan yapacağımız her türlü efelik bir şamarda popomuzun üstüne oturmakla sonuçlanacak. Bu konuda uyarayım. Biyolojiyle yenişemeyiz. Arkada 3,5 milyar yıllık bir arge var. Müthiş bir bilgelik var. Milyarlarca canlı türü üzerinde denenmiş ve olgunlaştırılmış mekanizmalar var. Biz bugün 3 kuruşluk algımız, 50 ya da 100 senelik bilgimizle ben çözdüm abi sezaryen ne olacak, cart keserim alırım kafasına girersek, şu yakın tarihte öjenikte şurada burada gördüğümüz baltayı taşa vurmaların bir yenisinde burada yapmaya devam edeceğiz. Tabii olan iyidir safsatasına düşmeden. Yani tabii olan her zaman iyi değildir. Daha önce çok örnek verdim. Yani dışkılama isteğiniz geldiği anda oturduğunuz yere dışkılamak her zaman iyi bir şey değildir. Tabii gözükür ama iyi değildir. Bir şeylerin insanca versiyonu vardır. Fakat tabiatın özellikle karmaşık mekanizmaları, doğum gibi, üreme gibi, eş bulma, kur yapma gibi hep anlatıyoruz ya mekanizmalarına. Yarım akılla müdahale etmek genellikle iyi sonuçlar vermiyor. Mesela şimdi CRISPR tekniğiyle bebeklerin genleriyle oynayabileceğimizi keşfettik. Muhtemelen arka planda o konuda çok şey yapıyorlar ve çok yakında bu iş ticari uygulama bile maalesef dönebilecek. Neyle oynadığımızı bilmediğimizi bilmek bu işlerde bilgeliğin başlangıcı. O yüzden şimdilik elimizdeki bu küçük bilgiler bize bir tek şey söylüyor. Eğer endikasyonu yoksa sezaryen yerine milyonlarca yıldır güven ve başarıyla uygulanmış normal doğumu tercih edin. Bizi tercih edin. Normal doğum. Tık tık tık. Yani böyle bir kamu spotuyla bitirsek yerinde olur. Çünkü neye sebep olabileceğini bilmiyoruz çok öbürünün. Sadece hatırlatalım. Çocukların riski olacağı, annenin veya çocuğun riski, hayati durum riski o durumda tabii ki sezaryanı öneriyoruz. Pınar Çınar bu arada çok pardon, çok önemli bir şey söylemiş. Hemen çekiyorum. Belki söylerken endikasyonu sözümden anlaşılmamış olabilir. Normal doğum zorunlu olduğunda kilolu doğan bebekler brachial pleksus hasarlı doğabilir. Doğru. Brachial pleksus koldaki bir sinir ağıdır. Maalesef bebek çekilirken hasara uğrayabiliyor ve ömür boyu çocuk sakat kalabiliyor. Mesela bir kolunu kullanamayabiliyor. Makat doğumlarda evet bebek sıkışıp ölüm oluyor. Bunların hepsi sevgili Pınar ve diğer arkadaşlar zaten sezaryen endikasyonu dediğimiz ve hastanede tespit edilebilir şeylerdir. Bu endikasyonlar yani gereksinimler varsa zaten sezaryen yapılmalıdır. Bizim söylediğimiz, tekrar altını çiziyorum, normal doğumda bir sorun olmadığı halde, yani bir risk olmadığı halde insanların sezaryen alınması, bu gereksiz bir malpraktis diye geçiyor tıpta işte. Yani iyi olmayan uygulamadır. Onu yapmamak lazım. Şeyi hatırlatabiliriz. Normal doğum sırasında annenin salgıladığı hormon ile sezaryen sırasındaki hormonlar arasındaki farkının da oluşu. Aynı zamanda bunun üzerine ben ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Keşkesiz doğum diye bir yöntem var hocam. Doğum bahsettiğimizden ve düşündüğümüzden çok daha önemli bir kavram. Hatta özellikle Freud'la birlikte dilimize giren çocukluk dönemine ne kadar değerli olduğunu konuşuyoruz. Aslında doğumun bile, doğum anının bir çocuk birey için kaderin ne kadar önemli olduğunu çizdiğinin en büyük göstergelerinden biri. Çünkü doğum aslında tabii ki değiştirilebilir. Keşkesiz doğum onun için var. Ancak hani nasıl dünyaya geldiği, sıkışarak mı geldiği, yoksa ittirilerek mi geldiği, yoksa rahat bir doğum mu olduğu, bebeğin orada ve annenin orada yaşadığı tüm psikolojik durum çocukta etki yaratıyor. Bu da doğum için çok önemli. Bunu ben hatta Keşkesiz Doğum Enstitüsü'ne falan bakabilirsiniz. Neşe Hocam'a da buradan selam olsun. Oradan da, çünkü onlar Türkiye'de bunu başlattılar. Keşkesiz Doğum Enstitüsü. Keşkesiz Doğum, evet hocam. Ve hocam diğer yönden de şeyi hatırlatabiliriz. Tabii ki her zaman sağlık ve hayatta kalmak öncelik. Onun için sezaryen gerekliyse dediğiniz gibi ayrı, ama normal doğumda çocuk ile anne arasında kurulan bağdan da bir bahsetmek lazım. O da hormonal değişikliklerden dolayı. Kesinlikle. Onu siz daha tabii ki iyi bilirsiniz. Oraya kısa gireyim. Mesela özellikle oksitosin, prolaktin, vazopressin gibi hormonların doğum sonrası salgılanma ritmi anne ile bebek arasındaki bağın kurulmasında çok önemli. Özellikle oksitosin artık herkes öğrendi. Doğum sırasında çok salgılanıyor. İki etkisi var. Bir, anneyi davranışsal olarak anneliğe hazırlıyor. Bebeğin doğumunu sağlamanın yanı sıra. İki, annenin bir de şefkatle beraber hafızasını da siliyor. Yani o işte zorlu deneyim biraz sonra işte o kötü kısımlar gidince ay ne güzel de 10 tane olsa gene doğururum moduna geçiyor anneler. Tabii sadece doğum sırasında bu oksitosinle değil, emzirme sırasındaki oksitosin de benzer bir etki yapıyor. Bağlantıyı arttırıyor ama maalesef çoğu zaman işte şeyleri tam bu arada bilmiyoruz. Yani sezaryen sırasında bu ne kadar oluyor mu olmuyor mu? Çünkü sezaryen de tek bir vaka değil. Hepsi aynı oluşmuyor. Kimi sancılı oluyor, kimi sancısız oluyor, bilmem ne. Orada çok fazla vaka var ama bir şey daha hatırlatmam lazım. Konuşurken buradaki yorumlarda da demin gözüme takıldı. Sen özellikle söylerken kafamda bir berraklaştı. Bu keşkesiz doğum dedin ya. Bizim kafamızda normal diye bir şey var. Bir şeyin normal olması. Ya çocuğun bilmem ne işte o yaşta bulunması gereken persentile göre çocuk biraz hafif oldu mu çocuğa tıkıştıralım, ne persentile çekeceğiz. Biraz çok oldu mu obez bu çocuk, perhize başlatalım falan diye. Şimdi bu kafa iyi bir kafa değil. Normal dediğimiz şey istatistik bilimiyle alakalıdır. Biyolojiyle alakalı değildir. Biyolojiden veriyi alıyor olabilirsiniz ama yani mesela bir insan normal olsa, her insan normal olsa ne Arnold Schwarzenegger olurdu, ne Albert Einstein olurdu, ne Dede Efendi olurdu, ne Karacaoğlan olurdu. Atatürk de olmazdı. Hiçbiri olmazdı. Normal bizim sadece istatistik olarak faydalanabileceğimiz bir veridir. İnsanları normale getirmek ya da her şeyin normal olması gibi vazifemiz yoktur. Tabiat normalle değil, tabiat eğilimlerle, adetlerle çalışır. Hatta tabiatta daha önce çok söyledim, kanunlar diye bir şey de yoktur. Tabiat kanunla da çalışmaz. Tabiatta bazı şeylerin oluş halleri, oluş tabiatları, oluş adetleri, biçimleri vardır. Biz bunlara belli yaklaştırmalarla, yine işte formüllerle, bilmemlerle kanunmuş gibi yaklaşırız. Mesela ışığın hızı değişir tabiatta. Bunu biliyoruz. Işığın hızı değişebilir. Işığın değişmezliğini biz kabul ediyoruz. Hatta o kadar kabul ediyoruz ki ışığın hızını metre cinsinden tanımladığımız için, ışık yavaşlasa bile metrede değişeceği için biz ışık hızını sabitledik artık. Yani çünkü tahammül edemiyoruz böyle değişmez şeyler olmasa. Dolayısıyla normal bizim bir zannımızdan ibarettir. Hazal'ın biraz önce söylediği gibi ters doğan, zor doğan, benim gibi doğarken göbek kordonu dolanan, ağzı burnu bir tarafa giden bütün bu çocuklar dünyaya gelmiştir ve yaşama devam ediyorsa o başlangıç koşullarının oluşturacağı özel insanlar olarak hayatlarına devam etmektedirler. Kimisi başta kötü gözüken bir şeyin sonra çok avantajını yaşar. Kimisi her şey normal doğduktan sonra gayet berbat bir hayat yaşayabilir. Hayat sadece belli parametreler üzerine inşa edilmiyor. Bunu tekrar hatırlayalım. Normal dediğimiz bir şeye de hiçbir zaman ulaşamayacağımızın bilincinde olalım. Çünkü normal bizim sanrımızın adıdır. Normal diye bir şey tabiatta yoktur. Tabiatın kendi kafasına göre bir düzeni vardır. Bizim işimiz anlayamadığımız düzenle raks etmeyi öğrenmektir. Onun için de yaşamaktır. Bu arada yeri gelmişken bu sezaryen mezaryen meselesi içerisinde de normal mi sezaryen mi falan kafasında o normal lafını şu bir aradan çıkarmak lazım. Ona doğal doğum diyelim. Ama ne olursa olsun keşkesiz doğum. Bakın ben bu kadar anlatıyorum size. Çocuklarımın sezaryenle doğmuş olmasında ben hiç pişman değilim. Anneleri de bildiğim kadarıyla değil. Onlar da inşallah hiç pişman olmazlar. Pişman olunacak bir şey değil. Şartlar bunlardı ve öyle oldu. Bitti. Ama bundan sonraki şartlarda aklımızı kullanırsak daha güzel olur yani. Hocam burada Keşkesiz Doğum Merkezi ama adı Doğum Akademisi, hatırladım. Hani çok ilginç, gerçekten öğrenebileceğiniz şeyler de var, makaleler. Bir bakın derim. Çünkü ben bu kadar derin olduğunu ve bu meselenin buralara kadar gidebileceğini, tabii ki perinatal dönemi biliyoruz, etkili olduğunu biliyoruz ama tahminimizden çok daha önemli bir yerde olduğunu fark etmemiştim belli bir zamana kadar. Öğrenmek güzeldir. Bu arada yakında zaten açık yayında arkadaşlar bu konuda büyük bir sürprizimiz olacak. Bu konuda ödüllü bir kadın doğum hekimi arkadaşımızla, sevgili Ayşe Kaya'yla sizlere çok rock'n'roll içerikler hazırlıyoruz. Şu anda çalışması devam ediyor. Hem bir kitap çalışması var hem açık beyin için çalışmalarımız var. Yakında gelecek inşallah. Şu anda küçük bir kıyma katmış olayım konuyla ilgili. Pek yakında.